Riva Kanada'da biliyorsunuz Bitcoin ETF'leri birbiri ardına onaylanırken bize bunlar yetmez. Evet bize bunlarla gelmeyin demek istiyorum. Bitcoin'de olası daha sert yükseliş ihtimali için Amerika'dan o Bitcoin ETF'leri çatır 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 gelecek arkadaş. E evet yani 3 bomba habere 3 süper habere geçmeden önce aramıza yeni katılanlar için isterseniz bu ETF nedir ve Bitcoin'in neden yükseltmesi bekleniyor? Neden sert yükselişler beklenir? Gelirse şayet işte onu bir cevaplayalım da dostlar. Bakın ETF ya da Türkçe adıyla ETF'ler meyku kıymet borsalarında alıp satılabilen bir yatırım fonu aslında. Hisse senetlerine benziyorlar ve 80'ler 90'lardan beri zaten varlar. Bizim burada konuşmaya çalıştığımız şey Bitcoin'e de bu uygulamanın gelmesi ve ETF'ler değerini bağlı olduğu varlıktan alıyor. İşte altın altın Bitcoin ise Bitcoin. Tabi ETF için önce tam olarak Amerikan Borsa ve Meyko Kıymet Komisyonu dediğimiz SEC var ya ya da SEC işte onun başkanının önce bir belli olması lazım ve dolayısıyla bu sene Amerika'dan iki bomba haberi çok çok yüksek ihtimalle duyacağız dostlar ve bir başka bomba haberi de az sonra ben size vereceğim. Şimdi evet devam edelim. Birinci bomba haber zaten belli. Yani bunun bekliyoruz. Bunun olması bekliyoruz. Blockchain üzerine MIT'de dersler veren Gary Gensler'ın resmi olarak SEC yani ACC başkanlık koltuğuna oturması. Bu sene beklediğim daha doğrusu çok yakın tarihlerde beklediğim birinci bomba haber bu. İkincisi de artık nihayet Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve 2021 bunu yılı olacak dostlar. Evet yani çok yüksek ihtimalle ben bunu bekliyorum ve ETF'ler onaylanırsa şayet Bitcoin fiyat hedefinde zaten konuşuyoruz. Bu belki de daha da yukarılara çıkabilir. Tabii ki de bu videoda veya hiçbir videoda biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz dostlar ama şimdi hem SEC'nin başına bu adamın geçmesi hem de demokratların geçmişten beri dijital paralara Trump yönetimine göre çok daha yakın olması nedeniyle bu bomba haberleri ben peş peşe çok yakın zamanda alabileceğimizi düşünüyorum. Ve üçüncü bomba haberse de dostlar bakın Amerika'da ETF gibi ETP'ler de yani Exchange Traded Product borsa yatırım ürünü dostlar. Bunlar ETP'ler olan bir kurumsal şirketle de bizzat görüşüyorum ve bir aksilik olmazsa çok yakında bizzat kendi ağızlarından Amerika'daki bu ETF'leri ETP süreçlerini bizzat duyacaksınız olsa evet kripto sözlük ekranlarından bunları izleyebileceksiniz. Bazı kurumsalların ETP adında çünkü kendi yatırım fonları da var. Yani Bitcoin miktarını artırmak için aktif şekilde alsat yapıyorlar. Hem çok büyük paralarla bu iş işlemleri yapıyorlar ve bu kurumsallar kar etmek için acaba hangi coinleri alıyorlar? Yani sadece bitcoin almıyorlar ETP, ETP tarafında. Dolayısıyla hangi coinleri alıyorlar? Ne zaman alıyorlar? Ne zaman satıyor? Amerika'daki kurumsallar işte onu da bizzat kripto sözlükte izleyebileceksiniz dostlar. Herhangi bir aksilik olmazsa. Ama tabii ki de bu hani Amerika'dan görüştüm bu kurumsalın adı da şimdilik gizli kalsın. Ama çok yakında açıklayacağım zaten. Elbet yatırım tavsiyesi olmayacak dostlar. Sadece fikir versin istiyorum. O yüzden bu videoda ilerleyen dakikalarda birazcık daha ETP'leri de konuşacağız ama şimdi isterseniz ETF'ten yani o hep konuştuğumuz Bitcoin ETF'lerinden devam edelim. Mesela şimdi Şimdi dostlar şunu göstermek istiyorum size. Biden'ın biliyorsunuz Biden'ın Amerikan Başkanı'nın en öncelikli işlerinden bir tanesi neydi dostlar? Bakın en öncelikli işlerinden bir tanesi ekonomiyi canlandırmak. Ekranda görüyorsunuz bunu nasıl yapacak? Bakın Joe Biden Amerikan hükümeti ekonomiyi nasıl canlandıracak? Hala böyle Trump gibi eski kafalı şekilde Çin'e vergi gümrük vergileri koyarak böyle o tarz yani ne bileyim yani 20 sene 30 sene öncesinin savaş teknikleriyle mi yapacak bunu? Yani geç abi onları yani Çin dijital 5 sene içerisinde tüm dünyada en çok kullanılan para olmasını istiyor. Bakın Çin başka kafalarda siz burada hala gümrük vergileriyle falan uğraşırsanız ben size söyleyeyim Amerika olarak işiniz çok yaş. Böyle bir senaryo olursa zaten hani Joe Biden tarafına ben size söyleyeyim yani Çin başka bir yerleriyle olaya girer. Dolayısıyla Amerika eli mahkum Bitcoin'e, blockchain'e, kripto para ekosistemine bu kadar eze eze kendi yolunu açan disruptive dediğimiz böyle yıkıcı bozucu bir teknolojiye eli mahkum onay verecek diye ben tahmin ediyorum. Tabii Amerika bir yandan çok sesli bir yapı olduğu için de farklı çatlak sesler de çıkabiliyor. Mesela dün dostlar Demokrat Partili Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Elizabeth Warren Bitcoin kötü sona erecek tarzı bir açıklama yaptı. Bitcoin fiyatı hani bu tarz açıklamalardan artık yani bırakın etkilenmeyi tam tersi etki yapıp yükseldi bile yani. Dolayısıyla bunlar bana birazcık çok basit böyle sıradan haberler sıradan şeyler gibi geliyor yani böyle artık sıradan açıklamalar ve bizim ne yapmamız gerekiyor bu noktada? Bu tarz böyle mikro olaylara göre değil sürecin genel eline bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz eskiden de bu tarz açıklamalar hep oluyordu. Şimdi 3 sene önce Bitcoin'e dolandırıcılık diyenler. Bakın onlardan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz artık sizden bizden daha çok savunuyorlar yani Bitcoin'i işte JP Morgan'ın CEO'sundan. JP Morgan'ın analistlerinden bahsediyorum. Her neyse. Amerika'dan ETF onayı haberi gelir gelmez çok daha fazla kurumsal artık dostlar akın akın Bitcoin'i alabilir diye tahmin ediyorum. Zaten Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Amerikan bankalarına kripto para saklama yetkisi ve blok Chain kullanma yetkisini de zaten geçmişte vermesi Bitcoin'e bir anlamda onay verdiğini de gösteren bir ifadeydi dostlar. Birçok kurumsal işte Twitter'ın, bu Jack Dorsey'in, Square gibi hani kurumsalları koşa koşa daha fazla Bitcoin almaya başladılar. Tabi Elon Musk'ın Tesla'sını da saymazsak ben ne bekliyorum dostlar? Apple, Netflix, Google gibi şirketler bakın bunu tweetinde attım. Kasalarında duran milyarlarca dolara rağmen dostlar bakın ekranda da göstereyim size. Kasalarında duran milyarlarca dolara rağmen henüz Bitcoin almıyorlar ya da en azından bunu ilan etmiyorlar. Ama ben bekliyorum dostlar. Bakın almalarını bekliyorum. Onların Bitcoin almadan beklemesinin şu an bence bir nedeni de ne biliyor musunuz dostlar? Joe Biden yönetimindeki yeni Amerika'dan ekstra bir onay daha bekliyor olabilirler. İşte bu onayda nasıl gelebilir derseniz Bitcoin ETF'leriyle gelebilir. ETF gelirse çünkü hem kısa vadeli hem uzun vadeli etkisi olacak. Piyasaya da çok çok sert etkisi olacak. Kısa vadeli zaten demin dediğim gibi Bitcoin artık büyük bir onay Amerika'dan çıkmış olacak. Ve artık artık kurumsallar kurumsal daha büyük şirketler ama bakın yani burada işte MicroStrategy, Grayscale gibi Kobi ölçeğindeki kurumsallardan kesinlikle bahsetmiyorum. Daha büyük şirketler S&P 500 şirketleri belki Apple, Microsoft, Facebook, işte Netflix gibi gibi şirketler ne yapacak? Belki de bu onay karşısına gidecek Bitcoin'i alabilirler. Bitcoin'e akın edebilirler. Bu da kısa süreli olarak Bitcoin'i çok sert yükseltebilir. Ancak ETF'ler gün sonunda nedir dostlar? Birer türe piyasadır. Yani bu işin matematiği çok basit. Bitcoin'e giden paranın yolun değiştirirseniz aslında teknik olarak Bitcoin'e zarar verirsiniz. Kısa vadede evet coşku yaratabilir dostlar ama coşku bittiğinde Bitcoin almak isteyen şirketler belki hani ne bileyim ya yani bir sene iki sene sonra Bitcoin almak isteyenler ETF'lerden sonra tabii ki de belki vazgeçip Bitcoin ETF'i alabilirler. Ama ETF geldiğinde o muhtemel hızlı yükseliş fırsatında çok çok iyi kullanmak lazım. Onu da ben size buradan söyleyeyim. Bir de tabii başta söylediğim ETP'ler var. Bakın şimdi asıl bomba olaya geliyoruz. Evet CoinDesk'te bu konuya da artık ara ara yer veriliyor. Avrupa'da bu işler biraz daha çok tutuluyor ve ben yakında Amerika'da da bu borsa yatırım ürünü denilen ETP'lerin daha da büyüyebileceğini düşünüyorum. Tabi ETF'le yani ETF ile ETP'nin farkı da temelde şu dostlar. ETF'ler bir borsa yatırım fonu az önce söyledik. Yani sabittir. Bitcoin'i yansıtır ve orada kalır. Ama Bitcoin yükselirse ETF'nin de evet değeri artar. Ama ETP'lerde ise aktif bir fon yönetimi oluyor. Yani siz bir ETP'ye yani bir sepete yatırım yaptığınız zaman sepetin değeri yükseldikçe o ETP'nin de değeri artıyor. Dolayısıyla sizin elinizdeki yatırımın da otomatik olarak değeri artmış oluyor. ETF'lerden sonra bence biz neyi konuşacağız? Aktif ETP'leri belki de çok daha konuşacağız. Çok daha fazla popüler olacak. ETP tarafı aktif bir orada bir hani bir alsat işlemleri daha çok var. Dolayısıyla ETF'lere göre çok daha hareketli. O nedenle ilerleyen videolarda ben de zaten işte bu ETF'ler, ETP'ler bu olayları biraz daha böyle bir masaya yatırmak istiyorum. Ve şimdi biliyorsunuz Avrupa'da ETP'ler var ama Amerika tarafı bu tarz işlere şu an çok da fazla hazır değil. Önce ETF okelenecek ondan sonra da bence yüksek ihtimal ETP'ler yani ETF değil, LTP yani sonunda P'li olandan bahsediyorum. Onlar bence biraz daha gündeme gelecek. Adım adım gideceğiz ama dostlar. Ama biz burada bu videoları izliyorsak kesinlikle bir farkımız olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu işleri herkesten önce öğreneceğiz. Şimdi ETP tarafı böyle. ETP'leri bir kenarı bırakırsak tekrar asıl konumuz olan ETF'lere döneceğiz olursak dostlar bakın Orada da zaten olaylar sıcak. Deli gibi bastırıyorlar. Şu an mesela New York Digital Investment Group olsun, Chicago Opsiyon Borsası olsun, CBOE olsun deli gibi SEC'ye bastırıyorlar. İlk Bitcoin ETF'ini biz açacağız diye deli gibi. Yani orada acayip bir yarış var. Hatta benim beklentim sadece bu değil dostlar. Bakın onu da söyleyeyim. Sadece Bitcoin ETF'i değil. Bakın tarihe de burada not düşelim. Amerika ne yapacak? Bitcoin ETF'lerini getirince bununla kesinlikle yetinmeyecek. Ne, ne yapacak dostlar? Bakın bunu tweetinde attım zaten bildiğimiz coin market cap var ya yani bu kripto para piyasasının market endeksinden bahsediyorum. Ne yapacaklar? Bütün bir kripto para piyasasını bir endeks olarak kabul edip bütün kripto para marketinden bahsediyorum. İşte o marketin hepsinin içinde olduğu, bütün coinlerin içinde olduğu bir ETF'i de yapıp belki de birebir taklit edecekler. Ben bunları bekliyorum dostlar ve bunları önden, olmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Amerika'nın nihai amacını kesinlikle unutmamak lazım. Amerika'nın amacı kripto para musluklarının kendisine doğru akmasını sağlamak. Bunun için yapamayacağı şey yok bence. Dolayısıyla zaten Bitcoin'in kara kaşına kara gözüne değil kripto para saklama yetkisini bankalara vermesinin nedeni de bu. Yani muslukların artık tamamen ya da birçok büyük muslukların Amerika'ya akmasını sağlamak ve kurumsalların da biliyorsunuz bir yandan Bitcoin'in fiyatında bu saklama yetkisiyle birlikte nasıl yükselttiğini deli gibi Bitcoin'i aldığını biliyorsunuz. En basitinden çok eskiye gitmeye gerek yok. En basitinden dün akşam kurumsallar Bitcoin alıyor. Bitcoin'in imdat adına kısa vade için yetişiyorlar dedim ve Bitcoin bugün sabah işte 2-3 bin dolar birden yükseldi. Ha derseniz bakın kurumsalları ben çok yakından takip edeceğim bunu nasıl yapabilirim derseniz dostlar bakın bu videonun açıklama kısmına bir link ekliyorum oradan da üye olup kurumsalların alış ve satışını an ve an takip edebilirsiniz. Ücretsiz üyelik tarafında da zaten an ve an olmasa da genel olarak takip edebiliyorsunuz. O da şuradan geliyor Coinbase'in Pro hizmetinden genelde Bitcoin aldıkları için bu analiz bize Bitcoin'de Coinbase Pro ile Binance'in US süti paritesinde farklılık var mı? Onları deli gibi açığa çıkartıyor. Coinbase Pro'da eğer Binance'a göre büyük bir Bitcoin alımı olursa kurumsallar Bitcoin topluyor diyebiliriz. Tam tersi Binance'deki Bitcoin hacmine göre Coinbase Pro'da büyük satışlar gelirse ve mesela şuralarda gördüğümüz gibi işte o zaman da kurumsallar satıyor diyebiliriz. Ama dostlar hiç merak etmeyin bakın benim bundan sonra zaten bir süredir böyleydi bundan sonra bir gözümde burada olacak bir olay olduğunda paylaşacağım. Dolayısıyla telegramdır, YouTube'dur beni buralardan takip etmeyi unutmayın ve hani videoları özellikle sıkı sıkı takip edin kanala abone olun yanındaki o zil butonu var ya ona da tıklayın. Geçen hafta Bitcoinde biliyorsunuz 11 bin dolarlık bir düşüş yaşadık. Bunun da kurumsallardan geldiğini ifşa etmiştik. Onu da zaten bu şekilde bu tarz kanallarla bu tarz çalışma kanallarıyla bulabiliyoruz dostlar. Tabii Alırlarken bakın şunu da kurumsalların gerçek yüzünde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoin alırken her şey çok güzel. Deli gibi pamplatıyorlar. Her yerde haberleri çıkıyor. İşte MicroStrategy bilmem ne kadarlık Bitcoin aldı. Tamam çok güzel. Piyasaya çok güzel etki ediyordu. Bunlar da sorun yok. Ama satış koyunca bunu kimse söylemiyor. Kimse sahiplenmek istemiyor dostlar. Sonuç olarak şu an kurumsallara kesinlikle çok fazla güvenmemek gerekse de Bitcoin'e destek çıkıyorlar. Burada da görüyorsunuz bakın kırmızı alanlar zaten kurumsalların Bitcoin aldığı hani o bölgeler bizim artık alarm yaptığımız alarm yapmamız gereken bölgeler yeşilde güzel yerler ve şu an aslında kurumsallar bakın yeşilin üstünde ve destekliyor dostlar. Evet sonuç olarak sonuç olarak kurumsallara dediğim gibi çok fazla güven olmasa da birazcık bu işleri de bilmek lazım ve bu anlattıklarım bu videoda toparlama çalıştıklarım birazcık Bitcoin'in ETF ve ETP kısmı dostlar ve bugün bilerek teknik analiz tarafına çok fazla yer vermiyorum. Biraz daha piyasa analizi temel analiz yapmak istiyorum. Piyasayı yorumlamak istedim dostlar. Bu tarz videoları ve canlı yayınları devam etmesini isterseniz yapmanız gereken gerçekten çok basit. Kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Yanındaki zile de dokunun ve görüşürüz. Bam bam.